Ooh. Ooh. Bam. Oh. Bop. Bada bop. Boom. Pow. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün 1000 aboneyi kutlayacağız. 1000 abone de şöyle kanalımın en eski videolarından böyle yeni videolarına doğru biraz izleyeceğiz. O zaman masamıza doğru geçelim. Aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, şimdi son videolarımı açmayacağım zaten. Aşağı videolara iniyorum. Aşağı videolar derken en aşağısı 2 yıl önce. Bu arada aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın ve 1000 kişiye gerçekten teşekkürler. 1000 abone olduğun, yani abone olduğunuz için teşekkürler. Daha fazla da inşallah oluruz. İlk Note 4 videomu izlemek istiyorum. Bakalım nasıl bir şeymiş. Şöyle kulaklığı da takayım. Oğlum bu ses ne ya? Bir de arkadaşlar telefonu şey yapamamışım. Yana yatıramamışım. Dik çekmişim videoyu, şuraya bak. Hani montaj falan da yok, kesme yok, hiçbir şey yok. Bak. Abi sese bak. Şu anda sesim çok iyi değil de zaten. Çok sıkıcıymış lan, bir de 7 dakika 32 saniye yapmışım. Hani abi ilk telefonum. Bu arada kanalda çok güzel telefon incelemesi gelecek, bekleyin. İncele İlk bizi kağıt karşılıyor. Abi bu ne kadar sıkıcıymışım ya, ama şuraya bakalım. Aa, içi yine dağınık. Öbür kutu açmanın da dağınıktı zaten. Şu kulaklığı arkadaşlar kullanamadım, biliyorsunuz mu? Evet, kullanamadım. Neden kullanamadım? Çünkü aşağıdan hani balkonda atarlar ya annemiz, bir şey isteriz. Ben de bu kulaklığı istemiştim. Bir hafta elektrik şeyine, teline takıldı. Ben de hiç kullanamadım. Saçma bir anı. Bunu neyi anlatıyorum ya? Neyse, yine de güzel bir video ve 1900 kişi izlemiş. Güzel telefonda. We are Shinyken. Aynen bunu bayağı, bunun özel aslında arkadaşlar. Bir sus. Eskici. Bu We are Shinyken özel bir, aldığım ilk özel şey. Neden? Çünkü 14-15 yaşında bir kafede çalışmıştım. Onun geldiği parayla dedim ki ben de VR alayım bir tane. Shinyken en güzel modeldi. 80 lira vermiştim. Şu an her yerde 30-40 lira bulursunuz. Hatta 20 liraya bile var. 80 liraya kazıklanmıştım. Bu arada Hüsam Mettin'in selam var. Kanalın yeni yüzü arkadaşlar Hüsam Mettin. Şimdi VR Shinyken, şunu da hızlı geçtim. Bu arada arkadaşlar video yine dik. Yan tutmayı hala öğrenememişim. İlk şeyimle paramla aldım. Aa, evet güzel. Çok heyecanlanmıştım. Bir de bu arkadaşlar ilk internetten siparişim. Ona da çok heyecanlanmıştım. 1206 kişi izlemiş. Güzel. Teşekkürler. Bak konuşamıyorum ki. Şöyle bakalım. Güzel ya, ben bu aleti hala kullanıyorum. Yani çok kullanmadım. Almak isteyenlere de bence almayın. Boşa zevk işi zaten. Bayağı 2-3 kez kullanıp bıraktım. Boşa para gitti. Ama güzeldi yani. Değişik bir an. Şimdi bu da güzel. Bunu da yapayım. Her videonun bir anısı var arkadaşlar. Mesela bak, burada yan tutmayı öğrenmişim ama hala montaj yapamıyorum. Bunu 20 liraya almıştım. Yani kardeşim almıştı, ben kardeşimden çalmıştım. Bunun kutu açılımını yapacağız. Bunu hangi kafayla yaptım bilmiyorum ya. Şuraya bak. Değişik, 328 kişi izlemiş zaten. Bu da anı kalsın diye ben gizlemiyorum. Bu AliExpress'ten, bunun da bir anısı var. Her videonun olduğu gibi. Merhaba arkadaşlar. Bak şu sese bak Allah'ım. Bugün sizlerle şu sese bak. 9 aksiyon kamerasının kutu açılımını pamplamış. Bu benim arkadaşlar AliExpress, yani Çin'den ücra köşelerden aldığım ilk şey. Bunda da gerçekten çok heyecanlanmıştım. Eken H9. Ve kaliteli bir şey ya. Dur ya, burada vardı, göstereyim. Bir dakika. Evet arkadaşlar, Aken H9 bir ara bozuldu, düştü falan filan bir şey oldu, sonra tekrar düzeldi. Vallahi bayağı iyi bir kamera. O parasına göre, şu anki parasını biraz hak etmiyor. Yani dolar malar arttı ya. Bir sus. Bu da güzeldi ya. Bakın hala montaj yapmayı öğrenemiyorum ama yan falan güzel tutuyorum. Bir de ben bunu nasıl sabitliyordum biliyorsunuz mu? Hani plastik bardaklar olur ya. Onun başını kesiyordum, telefonu oraya sabitliyordum. Önüme koyuyordum böyle. Ondan sonra ellerimi uzatıp böyle inceleme yapıyordum. Değişikti yani. Bunları da söylüyorum, belki yapmak isteyen olur ama yapmayın, çok saçma. Ama bunun çok sevmiştim ya bunu alırken. Bu da kendi paramla bu arada. Eken açtık su altı testi. Bak mesela bu video çok az izlendi. 480 izlendi. Ben daha fazla izlenir diye düşünüyordum. Eken açtık su altı testi. Yine değişik bir sesle. 2400 izlendi bu arada. Güzel izlenmiş. Bak abone ol yazıp araya koymuşum. Bir de yazdığım şu kağıda bak. Yani defterden direkt koparmışım. Abone ol yazıp kağıda şeye koymuşum. Bu da bir cringe yani. Soktuğum yerde burası.
Bu arada montaj yapmaya başlamışım yani. Hem yan tutmaya başlamışım hem montaj yapmaya. Neden? Şu yanda Power Director yazısını görüyorsunuz. Valla telefonda montaj yapmak istiyorsanız Power Director gerçekten iyi bir program. Sponsor falan değil. Bayağı iyi bir program. Bu arada arkadaşlar hani dedim ya plastik bardak. Aynı ben şununla yaptım. Şu var ya, anladınız işte, marka söylemeyeyim. Şuralarını kesiyordum. İsterseniz şey yaparım. Şuralarını kesiyordum. Arasına telefonu koyuyordum. Böyle önüme koyuyordum bunu. Böyle böyle açılım yapıyordum. Evet. Şimdi bu da su altı testi. Pek bir şey yok yani. Aa, bu bisiklet kaskı. Bu da ilk bisikletimin ilk kaskı. Ve bakın, fark ettiniz mi? Şarkı koymuşum. O kadar. Sadece şarkı koymuşum. Aa, bu arkadaşlar bu yazılar falan da koymuşum bak. Abone olmayı unutmayın. Gülücük gülücük. 1400 kişi izlemiş. Güzel. Arkadaşlar ben bu kutu açımını ne bileyim saat 6-5 yani okula gitmeden önce çekmiştim. Niye öyle bir şey yaptım hiç bilmiyorum ama değişik bir anıydı bu. Yani bayağı yükselmek istedim YouTube'da. Saat 6-5 gibi çekmiştim. Sonra okula gitmiştim. Bu da güzel bir video ya. Ha, köpek saldırdı ilk bisikletli video. Bu da arkadaşlar zaten anısı belli. Köpek saldırdı bak. Artık şarkı koymuşum, yazı koymuşum falan. Ve hala şu yazıyı bir götürememişim Power Director yazısını. Köpek saldırdı ilk bisikletli video. Şurada da köpek saldırıyor. Hemen göstereyim. Aha, köpek bak. Bu köpeğimiz sayesinde 500 kişi izledi. Bak bu. Arkadaşlar bugünün olayı kötüydü ya. Bayağı korkmuştuk. İlk şey, artık şu an korkmuyoruz da bisiklet sürmeyi bıraktım. Belki sonra başlarım. Evet, en çok izlenen kanalımın videosu bu. Bak şarkı, yazı mazı ama hala şey yok. Kesmeleri de falan yapmışım. Artık öğrenmişim. 5700 kişi izlemiş arkadaşlar. Bence gayet iyi. Bisiklet kaskının aksiyon kamerası nasıl bağlanır ve bu harbi çok insanın da işine yaradı. Baktım internette hiç yoktu bu bisiklet kaskı. Ben de kafamdan böyle taktım bir şeyler yaptım. Bunu dedim neden video yapmıyorum? Aldım. Bu da böyle. Öbür video. Carrar Force 540. Bunu dedim ki bisikletim var. Video da çekiyorum. Neden bisikletimi göstermeyeyim ki dedim. 3400 kişi izledi. O da güzeldi. Sesim biraz değişmiş, fark ettiniz mi? Yani şu an bak videolar hani yükseliyor ya, zamanında geliyor. Bu bisiklet de güzel de şu an satılmıyor herhalde, bilmiyorum. Uygun fiyatlı oyuncu kulaklığı bak. Bak küçük resimlere de gelelim. Küçük resim yapmışım. Bunda yapmışım. Bunlarda evet uğraşıyordum. Mesela Note 4'ün kalemiyle tek tek böyle kesiyordum, uğraşıyordum. Yani güzeldi. Şu ikisine yapmamışım. Şu üçüne. Bakın mesela bu güzel bir şey olmuş ama çok iyi bir kulaklık değildi. Videoda bayağı övmüşüm ama çok iyi bir kulaklık değildi. Zaten şu anda kullanmıyorum. Ve bu da en çok izlenen ikinci videom ama telif yedi. Bakın video 5 dakika böyle sessiz geçiyor. 4600 kişi izledi. Güzel bir videoydu ya, J7 Prime. Bütün gün bisikletle gezdim. Bunu render yapmayı bayağı seviyordum. Koydum müziği, koydum kesmeyi, onu bunu koydum, efekt nefek. Tabii bunları hala Power Director'da yapıyorum. Bu zamanlar bilgisayarım yoktu. Bütün gün çıkıyordum, bisiklet sürüyordum, eve geliyordum, bisiklet sürüyordum, eve geliyordum. Bayağı güzeldi yani. 349 izlenmiş. Az izlenmiş ama ben mutluydum. Neyse bunu izlersiniz. Aa, tripod kutu açın. Mesela bu 3000 izlenmiş. Niye öyle olmuş bilmiyorum. Bayağı güzel izlenmiş. Bu tripod da arkadaşlar ahtapot tripod. Bayağı güzel bir tripod da zorlanmaya gelmiyor. Bizim bisikletten arkadaş atlayalım dedi. Önüne bağlıydı bu tripod. Bir atladı, yere bir darbe yaptı. Direkt tripod ayakları pert oldu. Onun yerine şu an tuttuğum ama nasıl göstereceğim ki, Çin'den 10-15 liraya aldığım bir tripod gerçekten inanılmaz. Çok iyi. Şansa bisiklet turuna katıldık. Bu arada küçük resimlerine yine bazılarını yapmışım, bazılarını yapmamışım. Bisiklet turuna katıldık. Bak bu videoda gerçekten uğraşmıştım. 10 dakikaydı ve bayağı uğraşmıştım. Bir müziğinde telif yemiştim. 270 kişi izlemiş. Az izlemiş ama olsun. Dağdan bisikletle inmek. Bu dağa çıkabilmek için 3,5 saat, 4 saat yol çıktık. İnişimiz bak 8.31 saniye. Düşün yani. Çok zordu. Bu arada videonun başındaki paralar sahteydi. Abi ne bu, ne oldu bu kadar kazanım. Hiç kazanmıyorum da neyse. AliExpress'ten ikinci ürünüm arkadaşlar. Bu da güzeldi yani. Aynı heyecan ama ilk sipariş ettiğim heyecan yok. Bu arada bakın kamerayı yukarı sabitlemişim falan, artık düzeneği kurmuş. Bu düzeneği şey de yaptım mesela. Aksiyon kamerasının yapıştırma aparatını oraya duvara mıvara bir yere sabitledim. Böyle yaptım. Bu da güzeldi. 200 kişi izlemiş. Mikrofon. Bu mikrofon arkadaşlar nerede? Hala burada. Ama hiç kullanmadım. Ve kullanırsam da güzel iş çıkarır. Ben sevmiştim o mikrofonu. Arazi yolunda hız. Bak bisiklet videolarım gerçekten izleniyordu ya. Yani 280 az izlenmiş de. Yine de ben seviyordum bisiklet sürmeyi. Bisiklet videosu yapmayı falan. Böyle arazi yolunda. Bu arada önündeki Kemal.
Yani bu video güzeldi ama hala Power Director falan yazısını koymuş, şey yapmam. Bak bisiklet ormanı gizlice gittik, adamlar kovaladı, otobüse binmeye çalıştık. Şu adamlar kovaladı değil de adamlar bağırmıştı sadece. Ben oraya kovaladı yazdım bilerek. Geri kalanlar gerçek otobüse binmeye çalıştık falan filan. Bu video kaç, 10 dakika ama 10 dakikası da uğraşmıştım. Ve fark ettiniz mi? Power Director yazısı yok artık. Hem kesmeler hem şarkı, Power Director efektler, artık FPS'ini biraz telefonda öğrenmişim. İlerliyoruz. Ve ilk yüzümü gösterdiğim an, hatta küçük resmine soru işareti koymuşum falan filan, böyle tutmuşum. İlk yüzüm, bak introya bak. Evet bayağı uzatmışım. Burada bak şunu göstereyim. Dedim arka plana ne yapsam, şu tipe bakar mısın ya? Arka plana ne yapsam dedim, örtüyü, yatak örtüsünü çıkardım, arkamdaki dolaba astım. Hani green screen değil de turuncu screen. Hani green yeşil ya. Tamam, inandım. Neyse, turuncu screen, bak burayı da kapatamamışım da zaten. Ya bir ayarlamaya çalışmıştım, bir şeyler yapmıştım, onu da yapamamışım. Bak koltuk moltuk, düzenek, her şey var ya, ne güzel. Bu klavyeyi de arkadaşlar kullanamadım, bunun da anısı böyle. Kullanamadım. Yani aldım bilgisayarı, ilk bunu aldım bilgisayar ondan önce. Sonra bir baktım, taktım, space tuşu bozukluğu garantiye verdim, daha da parasını aldım istemedim. Öyle falan. Bak EGNH9'un en güzel su testi bence. 400 kişi, bak öbür günü 1600 kişi izledi bunu, 400 kişi ve bunu denize falan sokmuştum yani. 4 dakika. Bu da öyle. Denize soktum sadece. Bak burada artık düzeneyi kurdum. Hem arkama duvar koydum, önüme masa koydum, kamerayı bir yere koydum falan filan. Efekti artık bilgisayarda yok. Aynen, burada montajı hala telefonda yapıyorum galiba, hatırladığıma göre. Bu da AliExpress'in 3. alışverişi için bisiklet çantası almıştım. Bisiklete önem duyuyordum ya o zaman. Çin'den AliExpress'ten normal olarak. Yine bu videonun güzelmiş ya. Şöyle ışıklı ve ucuz efsane oyuncu klavyesi. Ay mouse'u. Bak artık girişlerim falan. Baya iyi ya. Oh, intro da var. Bu intro da Android'de bir uygulamaydı, onunla da yapabilirsiniz. Aklıma şu an gelmiyor. Evet, SGM ekstrem. Bunu baya kullandım, güzel mouse. Şu tıkı çalışmıyordu. Şimdi bilgisayarımı yavaş yavaş topluyorum, artık telefondan bir üst level'e geçiyorum. O da şöyle anakartımın ilk videosu, böyle göstereyim. Artık güzel şarkılar, telifsiz tadımlar. 100 beğeni falan, 2600 izlenme, güzel. Bu videoyu beğenmediler çünkü bilgisayarcı değilim, her şeyini, yok Yonga setini, onu bunu tanıtamam falan filan diye, niye yapmadın diye yorum atmışlardı. Foça macera, muhteşem manzara, vlogumsu, bunu az izlediler ama bence var ya, girin izleyin, çok güzel manzara var ve şarkılar makla bayağı uyumlu. Bunda uğraşmıştım baya. Şimdi hızlı hızlı gezeyim, aa bu... O update de çıkmışım lan videoya. Yani. Burada da 3004 izlendi, bu da güzel izlendi ve bu video da bayağı iyiydi. Şimdi artık sistemi her şeyi topladık, bakın. Burada düzenek hazır. Ben tabi bunu bilgisayarına yapmıştım, bu efektleri falan. Bakın. Tavana anakart koymuş. Şu tipe bak ya. Of. Neyse. Bu da... Aynen, burada da bunun da anısı, ilk MTB parkuruna katılmıştım ve kusmuştum ya, ne kadar kötüydü. Midem bulandı herhalde, niye öyle bir şey oldu ben de anlamadım. Atlayıp zıpladım, tabi benimki 1000 liralık bisiklet, karşımdaki rakipler, abiler, ablaların 10.000, 20.000 liralık bisiklet, böyle cross bisikletler olur ya, onlardan. Cross, internete bakın, öyle bisikletler çok güzeller, ben de istiyorum. Bu neymiş? Ha, bu salonda çekmişim. Ama bu eski bir video, baya eski. Bak artık böyle şey, nerede o? Abone ol yazıları falan, like tuşu, müzik falan, kesme, her şey var. Kasamızda, bu video da güzeldi, 500 kişi izlemiş. 4300'e topladığım sistemin oyuncu şeyi. Bak CSGO, Rusya, Bizzebir, Edisenki, Fortnite, her şey vardı. Aynen ya, ben bu sistemi 4300'e topladım, şu an 7000 falan var ya. Niye öyle oldu? Dolar sağ olsun. 1900 kişi izlemiş bunlar. Ve iPhone 7 kutu açayım. Bu eski bir arkadaşımın telefonunu. Ve bakın artık bayağı profesyonelleşmişim. Arkaya ledler, öbür onun arkasında güzel güzel, yok anakartlar, işlemci. Orada İran Man posterin gibimsi bir şey. Önüme yine o masa. Mutfakta duruyor şu an. Yemek yiyoruz. Ben yiyorum yani. Arkama koltuk koymuşum. Bak şuradan kablo geçiyor. Oradan elektrikler yanıyor. Tripodla tutturuyorum. Şarkılar maka güzel. Komiyiz tabii. Bu da güzeldi ya. Burada zaten bir belirlemiştim, bak mesela bu videoda artık açtım ben, bir sürü yer geldi. Bir poster daha almışım, bu da güzeldi ya. Bu düzenim iyiydi, şu an bozuldu, arkası bayağı dağınık. Bak yeni şeyler aldım hatta, öyle. Bu videolarıma yedi bayağı. Bu eski arkadaşımla işte mayonez, bu da güzel, o zamanlar eğlenceliydi.
2600 izlenme ve masamı artık full gösteriyorum. Aynen bu da iyiydi. Oyuncu ha bu arada bu. Hala kullanıyorum, hiçbir şey olmadı. Bir tek şu arası birazcık şey oldu. Soyuldu. O da neredeyse 1,5 sene geçti. Bırak da soyulsun. Sesim geliyordur inşallah. Videoları eşitleyemiyorum ama. Acı yeme cezalı ağız okuma challenge. Evet bu da eski arkadaşlar. Düzenimiz en iyi ben kurmuştum. Güzel videoydu da ya. Burada Fortnite'a bir yapayım dedim. Çok izleniyordu o zamanlar. İzlenmedi bu. 129 izlenmiş. Ormana girdik ama çıkamadı. Burada kanal boş kalmasın diye bak. 8 dakikası bu. Böyle endişeli müzik. Herkes zaten altına bunu koyuyor. Video korkunç oluyor direkt. Ve efektler mefekler var arada böyle korkunç olsun diye yapmıştım. Ya çıktık yani, ormana giremedik, çıkamadık değil, çıktık. Başka bir oyun daha var. Bunları açmayacağım oyunları. Aa bak, 1000 kişilik bisiklet turuna katıldım. Bu da gerçekten iyiydi. Harbiden bir en az 1000 kişi vardır herhalde. Bisiklet turu İzmir'in. Bu da bayağı iyi bir videoydu. Bununla 27 dakika yapmışım ve harbiden uğraşmıştım ve Render'da Camstate Studio kullanıyorum. Yüklüyordum, yüklenmiyordu. Yüklüyordum. Kafayı yemiştim artık ama oldu yani, bir şekilde yükledim. Bu video bak 9.26, hani 30 saniye daha dursam 9.26, 30 saniye daha dursam 10 dakika şeyini açıyordum, açsam da bir şey olmuyordu da. Bu video gerçekten uğraşmıştım. Küçük resmi de güzel yapmışım. Bu videoyu izlemenizi öneririm ya. Bu videoya uğraşmıştım. Burada yine bir oyun. Ha Rize'de bir gün nasıl geçer? Bunda da yayladım. Şuraya bak. Ya bunu ciddiye almış bazıları ya. Flash TV yazmışım şuraya. Koskocaman Flash TV var hani. Uyanmıyorum gerçekten. Uyanıktım. Bu da güzel bir video. Ha bu 2700 izlemişti birdenbire. Kanalımın izlemeleri bayağı düşükken 100-100-200 izlenirken birden 2700 lak bir izlendi. Akım çekince öyle oluyor. İnsanlar akımı izliyor. Ben anlayamadım ki. Gir kendini izle. Neden başkasının izlediğini sen de izliyorsun. Ve tepkisini merak ediyorsun. Anlamıyorum ki. Ama ben de arada izliyorum. Güzel oluyor. Kırık köprünün üstünden geçtim. Burada ağır bir köprü azıcık kırıktı. Ama kırık diye yazdım. Bu da güzel bir video. Rize'de. Azıcık göstereyim. Bak bak girişim değişik. Çuv falan filan. Burada kumbara patlattım. Bu artık yeni video. 4 ay önce. İyi para çıkmıştı ya. 200-300 lira çıkmıştı. Razer Mousepad. Mousepad. Hala kullanıyorum arkadaşlar bak. Bayağı iyiydi. O videoda normaldi. Mesela önceki videonun da arka planı nasıldı? Hatırlayın. Düzenek müzenek bayağı iyiydi. Şu an bir de buna bak. Duvar var bir de. Hani bozulmuştu arka plan. Koltuk hala orada da. Aynı şey. Ledlerimetleri kapatladı. Kayboldu. Bir şey oldu. Burada artık render yapmayı da öğrenmişim zaten. Abi bu video o kadar az izlendi ki bu video çok üzdü beni ya. Hani kalktım İstanbul'a gittim. Tabii YouTube için değil, kendim için gittim de. Yine de dedim bari gitmişken videoyu çekeyim. İzlenir mi izlenir ya da izlenmese bile merakı olanlar izler. 200 kişi izledi ve ben bunun render'ına bayağı uğraşmıştım. Ve dün değil pardon. Bundan önceki videoda bunun ikincisini çektim. O da az izlendi. Artık izlemek isteyen gider izler. Burada bir oyun. Ha ölürsem video biter challenge'a dedim. Artık farklı bir şey yapmam lazım. O da izlenmedi zaten. Box eldivenine Fortnite oynamam. Bunun var ya bence zaten dünyada ilk de. Bence değişik bir yani video fikriydi. Onu da izleyen olmadı. Bunu azıcık izlemişler. Aha dedim artık bilimsel bir şey mi çeksem. Uçağı yıldırım isabet ederse ne olur. Ben şöyle kitapları okuyorum. Şurada görmüştüm. Nerede o? Ha. Şurada. Uçağı yıldırım isabet ederse ne olur? Buradan okumuştum. Yani o da izlenmedi. Sonra yine bir Fortnite. Dedim artık kutu açımlarına geri döneyim. Artık yeni videonun. Bak HP bunu Kemal arkadaşım sağ olsun. Laptop kutu açımını yapmıştım. Bu iyi izlenmiş. Yine hoparlör bir kutu açalım. Bak küçük resimler falan iyi iyileşti yine. Normal videolarım aynı. İki oyun atmışım. Çift ekran nasıl yapılır? Şöyle göstereyim. Şu anda çift ekran kullanıyorum. Şey vardı, kuzenim atıyordu. Dedim bari bana ver. Bir dönüştürücü aldım. Eğer var sizin de öyle yapın yani. En iyisi. İlle de para vermek zorunda değilsiniz bazı şeylere. Biraz aklınızı kullanın. Bu da Teknofest 2019. Yani son video. Bu son videoysa bu ondan önceki video. Bir hafta önce almışım. Şimdi bunu da ayarlarım ben. Ha, bu da bayağı iyi bir video. Bu zaten bayağı da montaj yaptım da. Bak şu introya bak. Uğraşmıştım bayağı. Yani bayağı uçakları seven veya havalimanı sen varsa açıp izler. Ve 1000 abone olduk arkadaşlar. Yani bu kadar her şeyi anlattım. Sonunda 1000 abone olduk. Sesim kısıldı bu arada. 1000 abone olan herkese teşekkür ederim. Bu kadar. Ne denir ki bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bunun sayısı inşallah daha da artar. Kendinize iyi bakın. Bye bye.